onları ahdinden döndürmek için, vazgeçirmek için şeytan bir İsmail Aleyhisselam'a koşuyor. Diyor ki, baban seni nereye götürüyor biliyor musun? Elinde bıçakla, iple seni kesecek diyor. İsmail Aleyhisselam onun sözüne itibar etmiyor. Eline bir taş alıp gözüne vuruyor. İbrahim Aleyhisselam'a geliyor. Diyor ki, bak diyor, ne güzel koşuyor, oynuyor çocuğun diyor. O diyor, kesilir mi bu vaziyette? Ben diyor Rabbime söz verdim. Koşuyor İbrahim Aleyhisselam'dan da bir şey alamayınca Hacer annemize koşuyor. Diyor ki, ey Hacer, sen burada diyor gamsız gamsız oturuyorsun. Senin kocan İbrahim oğlunu kesmeye götürdü biliyor musun? Diyor ki, neden kesecek? Çünkü diyor, o Allah'ın böyle emrettiğini zannediyor. Eğer diyor Allah emrettiyse, bağlılığa bakın Hacer annemizdeki. Eğer Allah emrettiyse değil İsmail'i, ben bile canımı vermeye hazırım diyor. Ben bile kellemi vermeye hazırım. O bir peygamberdir diyor. O diyor çocuğunu diyor haksız yere kesmez diyor. Ahmet, camlardan bir kısmını kapatalım artık. Sesimiz fazla dışarıyı rahatsız etmesin. Üstlerini açalım. Koku çekilsin diye açtım hepsini. Çünkü çok fena koku vardı. Biraz çekildi. Onun için İbrahim Aleyhisselam ahde vefa gösterdiği için Cenab-ı Allah da ona lütuf ve yardımını gösterdi, gönderdi. Melekle cennette koç gönderdi. Bıçak kesmedi. İbrahim Aleyhisselam bıçağı çaldı İsmail Aleyhisselam'ın boynuna ama bıçak kesmedi. Bıçağı taşa vurdu ama taş ikiye yarıldı, kocaman kaya. Neyse, konumuz İbrahim Aleyhisselam'ın konusu değildi ama ahde vefayı ispat etmek için oraya geçtik. Onu inşallah, bu konuları Kurban Bayramı yaklaştığı zaman inşallah daha geniş teferruatla anlatırız, zamanımız ve ömrümüz olursa. Onun için ahde vefa. Şimdi şöyle bir size soru sorsam, hepimizin başından, hele hele Türkiye'de meslektaşlarımız ahde vefa göstermeyenlerin önde gelenleri. Ki bilakis ben yaşadığım kısa bir olay, kısa özet olarak anlatayım geçen sene. Bir mobilyacıya vardım, dedim ki bizim eve şöyle şu büyüklükte, şu genişlikte bir mobilya yapar mısın? Yaparım dedi. Kaça yaparsın? Atıyorum işte 400 liraya yaparım dedi. İyi dedik. Kaç günde yaparsın? 3 günde yaparım dedi. Tamam yap, 3 gün sonra getir kur. Olur mu? Olur. Tamam. 3 gün bekledik, adam gelmedi. Telefon açtık. Ne oldu? He işte geliyorum, yarın getireceğim. Tamam, yarın getir. Bir de tuttuk yarısını peşin verdik. Yarın oldu, tekrar gelmedi. Tekrar aradık. Tamam akşam geliyorum, yarın geliyorum. Tam bir hafta, iki hafta her gün aramak şartıyla atlatıyor böyle. Şimdi buna benzer hepimizin başından, şöyle her birimizi birer konuşturmaya, birinin mikrofonu versem, birer, ikişer, üçer, beşer, birçok olay yaşamışızdır böyle. Ama böyle olmamamız lazım. Meslektaşlarımız, meslek sahibi olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız, eğer bir iş yapıyor da birine bir şeyi söz vermişsek onu o sözümüzde durmamız lazım. Ve nihayet ben o parayı alamadım, dediğim yarısını son güne kadar, geleceğimin son gününe kadar, son saatine kadar adamlar buldum arasına, onu tanıyan da dedim tamam paramı versin, verdiğim parayı dolabını molabını da istemiyorum dedim. Adamın bir tanesi mezarlığın başına varmış, ellerini açmış, üç ihlas Fatiha okumuş. Demiş ki, ya Rabbi bu okuduğum Fatiha'yı burada meslek sahipleri hariç bütün yatanların ruhuna hediye ettim demiş. Niye demişler de.